Büyüyen Türk'ten mutlu sabahlar değerli izleyenler. Gün ışığıyla birlikte Ramazan Bayramı'nın birinci gününde karşınızdayız. Bu vesileyle tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı biz de BBN Türk ekibi olarak kutlamış olalım. Bugün sabah bayram namazından itibaren neler, nasıl bir tablo yaşadık bunlardan bahsedelim hemen. 87 yıl sonra Ayasofya Camisi'nin ibadete açılmasından bu yana ikinci bayram namazı Ayasofya'da bugün kılındı. Korona ve pandemi tedbirleri ihlal edilmedi. Tedbirler ışığında da hiçbir saf da boş kalmadı. Orada tedbirler ışığında ciddi bir kalabalık vardı. Binlerce kişi, binaya sığmayan binlerce kişi bahçelerde saflarını alarak bayram namazını bu şekilde kıldılar. Bayram namazının ardından Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş da hutbe okudu. Bunun ardından dualar da edildi ve bu dualarda Mescid-i Aksa, Filistinli kardeşlerimiz, İsrail'in zulümleri unutulmadı. Bunlar da hatırlatıldı. Filistinli kardeşlerimiz için de dualar edildi. Ve Ayasofya Camisi'nde bu bayram namazında da tekbir sesleri yankılandı. Bu arada Ali Erbaş'ın elinde dikkat çeken bir detay vardı. Bunu da hemen hatırlatmak istiyorum. Sol elinde bir kılıç vardı ve bu kılıç fetih geleneği olarak kullanılıyor. Sol elde tutulması düşmana güven mesajı veren bir anlam taşıyor ve geçen bayram namazından bu yana Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın elinde ikinci kez görmüş olduk bunu. Dosta güven anlamı taşıyor sol elde tutulması. Evet, şimdi yine Ayasofya Camisi'ne çevireceğiz gözlerimizi. Orada İsrail'in saldırıları protesto ediliyor Ayasofya Camisi'nde. BBN Türk muhabiri Zahit Kaplan aktaracak bizlere. Evet Zahit, sendeyiz. Evet, tüm BBN ekibinin bayramını biz de buradan kutluyoruz. Bayram namazı Ayasofya Camii'nde büyük bir coşkuyla eda edildi. Çok erken saatlerinde buraya binlerce insan, hem yerli hem yabancı birçok Müslüman buraya gelmiş oldu. Daha çok yabancıları da görmüş olduk. İstanbul'da ikamet eden veya ziyarette bulunan birçok yabancı turiste mukim olan kişiler de burada namazı eda ettiler. Elbette bunun çok büyük bir anlamı vardı. 86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya Camii'nde en son Kurban Bayramı ilk bayram namazı olarak eda edilmişti Temmuz ayında. Hem açılışta hem o Kurban Bayramı'nda hem de şimdi Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın elinde yine geleneksel olarak kılıç vardı. Kılıç da hutbeye çıktı. Sağ elinde değil, sol elindeydi. Sizin de belirttiğiniz gibi. Eğer ki sağ elinde olsaydı bu düşmana her an hazırız, saldırabiliriz mesajı taşır. Fakat sol elinde olursa dosta güven duygusu salmak içindi. Bir nebze olsun. Bu gelenek açısından Ali Erbaş'ın sol elinde gördük hutbe boyunca kılıcı. Bu da özellikle verdiği mesajlar açısından, ki Ali Erbaş'ın da ifadesiyle ilk önce Doğu Türkistan'dan başlayarak Mescid-i Aksa'ya kadar ne kadar mazlum coğrafyalarda ne kadar mazlum varsa bunlara karşı bir dayanışma mesajı verdi ve özellikle Mescid-i Aksa'daki işgali ve Filistinlilerin yaşadığı zulümle alakalı önemli vurgular yaptı. Cemaat de hem biz burada çok erken saatlerden beri buradayız ve buraya akın akın gelen Müslümanların yalnızca gündeminde diyebiliriz ki Mescid-i Aksa ve Kudüs vardı. Şimdi Ayasofya Camii'nin avlusundayız, daha doğrusu biraz dışındayız ve buradaki namazdan sonra, hutbeden sonra, hatta hutbe bitmeden protestolar ve gösteriler başlamıştı. Birçok vatandaş, hem yerli hem yabancı birçok kişi burada Filistin bayrakları, Türk bayrağıyla Filistin bayrakları açıldı ve burada sloganlar atıldı. Destek gösterileri düzenlendi. Bununla alakalı da Ayasofya Camii'nde biz de bunları takip ettik. Bunun yanında birçok sivil toplum kuruluşu da Ayasofya Camii ve çevresinde bazı protestolar düzenledi. Mescid-i Aksa'ya Filistinlilere olan desteği göstermek için ve İsrail'i lanet etmek için birçok burada gösteriler düzenlendi. Şu an Ayasofya Camii çevresinde artık yavaş yavaş kalabalık dağıldı diyebiliriz. Zira
Zira Ayasofya Camii ve çevresindeki bu protestoların ardından artık yavaş yavaş hem vatandaşlar hem de yabancı turistlerin de dağıldığını yavaş yavaş görüyoruz. Zira polis ekipleri de hem zabıta ekipleri de sosyal mesafenin bazen de maske kuralının ihlal edildiğini görerek buna karşı önlem tabii ki alınması icap ediyordu. Cami içerisinde hepimiz izledik. Hem namaz esnasında hem hutbe esnasında sonrasında da sosyal mesafe kurallarına ve maske kuralına harfiyen uyuldu. Fakat bu dışarıda çok büyük kalabalık oluştuğu için kolay olmadı. Ayasofya Camii'nin 86 yıl sonra ibadete açılması birçok Müslüman açısından büyük bir anlam ifade eder. İşte bununla özdeşleştirerek Mescid-i Aksa'nın da 1948'den bu yana işgal altında olması ve onun da özgürlüğüne kavuşması için Ayasofya Camii'nin bunun bir başlangıcı olması dileğiyle burada Müslümanlar bunun duasını etti. Tıpkı 86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya gibi Mescid-i Aksa'nın da prangalarından kurtulması için dualar edildi. Evet, dediğimiz gibi Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş namazı kıldırdı ve Ayasofya Camii'ndeki bayram namazına Meclis Başkanı Mustafa Şentop da katıldı. Az önce açıklamalarını getirdik. Bütün siyasilerden, Cumhurbaşkan Yardımcısı Fuat Oktay'dan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan, tüm herkesten bu bayramda tek bir mesaj, o da Mescid-i Aksa'nın özgürlüğü ve Filistin'deki işgalin son bulmasıyla alakalı İsrail'i lanet eden dualardı. Gündem Ayasofya ile beraber, bu bayramla beraber geçtiğimiz son 4 günde, 5 günde içerisinde birçok çocuğun da olduğu, onlarca kişiyi katleden İsrail'e lanet yağdı bu bayramda. Gördüğünüz gibi şu an Ayasofya Camii'nin önünde ellerinde Türk bayrakları ve Filistin bayraklarıyla birçok yabancı görüyoruz. Onlar da İstanbul'da oldukları bu sürede bu bayram namazını Ayasofya Camii'nde geçirdiler ve hepsi yine hep bir ağızdan ortak dil olarak Filistin'i ve Filistin'e desteği ve İsrail'e laneti ortak bir dil olarak bugün seçtiler. Artık bayramın gelmesiyle birlikte de şuna da değinmekte fayda var. İstanbul için, İstanbul özelinde kritik günler aşıldı. Türkiye genelinde vaka sayıları 13 bine indi ve bundan sonraki süreçte de bu 2 gün, 3 gün sonra da artık yeni bir sürece girilecek. Bu nedenle özellikle Filistin'le alakalı, Kudüs'le alakalı hassasiyetlerin oldukça arttığı dönemde vatandaşların protestoları için birçok defa bir araya geldiği, bu bayram namazında da aynı şekilde oldu. Bu nedenle daha fazla sosyal mesafe en azından dikkat etme konusunda hassasiyetin gösterilmesi için ekipler de burada birçok uyarılarda bulundu. Buna daha fazla dikkat edilmesi gerektiği vurgulandı. Öte yandan İstanbul'da bayram namazı öncesinde ve sonrasında Kudüs meselesi konusu daha birçok sivil toplum kuruluşunun yine gündeminde olacak. Umarız biz de BBN ekibi olarak bu bayramın hem Mescid-i Aksa için hem Filistinliler için daha özgür bir duruma gelmesine bir vesile olur diyelim ve sözü yine size bırakalım Ayasofya Camii'nden. Teşekkür ediyoruz Zahit. Hayırlı bayramlar. Evet değerli izleyenler, BBN Türk muhabiri Zahit Kaplan Ayasofya Camisi'ndeydi. Bayram namazı nasıl geçti, sonrasında Ayasofya Camisi'nde ve bahçesinde neler yaşandı, nasıl bir yoğunluk vardı, bunlardan bahsetti. Şimdi gündemden gelişmelerle devam edelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İslam düşmanlığına yönelik açıklamalar yaptı. Hedefinde Fransa vardı. Erdoğan koronavirüs kadar tehlikeli olan bir diğer virüs ise İslam düşmanlığı virüsüdür dedi. Avrupalı siyasetçilere de seslenen Erdoğan durumu istismar etmenin hesabını güttüklerini belirtti. İslam düşmanlığı Avrupa'da yaşayan Müslümanlar için ciddi bir güvenlik tehdidine dönüşmüştür ifadelerine yer verdi. Birleşmiş Milletler kürsüsünden yıllardır dile getirdiğimiz
Dünya beşten büyüktür çağrımızın haklılığına hep birlikte şahitlik ettik. Batının, başkalarının kanı, emeği, yeraltı ve yerüstü zenginlikleri üzerinde inşa ettiği şatafat düzeni salgınla birlikte bir kez daha ifşa oldu. Hırs ve tahakkümle dünya üzerinde adaletin tesis edilmeyeceğinin altını çizdi. İslam düşmanlarına ise bu sözlerle yanıt verdi. Geldiğimiz noktada durum ürkütücü bir hal almış, Avrupa'da yaşayan Müslümanlar için ciddi bir güvenlik tehdidine dönüşmüştür. Fransa hükümetinin Müslüman toplumun tepkisine rağmen aşırıcılıkla mücadele yasasını geçirme ısrarı endişelerimizi daha da artırmıştır. Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması finalinde konuştu. Müslümanların rızası gözetilmeden ben yaptım oldu inadıyla atılacak adımların faydadan çok zarar getireceğine inanıyoruz. Koronavirüs kadar İslam düşmanlığının da tehlikeli bir virüs olduğunu vurguladı Erdoğan. Hedefinde Fransa vardı. Bu virüs özellikle Avrupa ülkelerinde hızla yayılıyor. 6 milyonu Türk olmak üzere 35 milyon Müslümanın yaşadığı Avrupa bugün kardeşlerimiz için giderek bir açık hava hapishanesine dönüşüyor. Avrupalı siyasetçilerin toplumu saran İslam düşmanlığı virüsüyle mücadele yerine bu durumu istismar etmenin hesabını güttüklerini söyledi. Fransa Devlet Başkanı da haddi aşan bir açıklamasında haşa İslam'ın bir krizde olduğunu iddia ederek yine büyük bir skandala imza atmıştı. Diğer marjinal partilerin doğrudan İslam'ı ve Müslümanları hedef alan eylemlerini burada dillendirme gereği dahi duymuyorum. Erdoğan başörtüsü yasağına ise sert sözlerle yanıt verdi. İnsan hakları ile çelişen bir kararın kanunlaşmasının kabul edilemez olduğunu vurguladı. Müslüman genç kızlara getirilen başörtüsü yasağı ise ayrı bir garabettir. Yasa tasarısıyla gençlerimiz bir dönem ülkemizde olduğu gibi eğitimleriyle itikatları arasında tercih yapmaya zorlanacaklardır. Yine bu yasayla Müslüman toplumun örgütlenme hakkı, eğitim hakkı, ibadetlerini özgürce yerine getirme hakkı gasp edilecektir. Güncel korona verilerine bakalım şimdi. Son 24 saatte 13.029 yeni vaka tespit edildi. 232 kişi koronavirüs sebebiyle hayatını kaybederken 35.167 kişi ise virüsü yenerek sağlığına kavuştu. Aşılamada yeni bir kademeye geçiliyor. Bir günde 13.029 yeni vaka tespit edildi. 232 kişi hayatını kaybetti. Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu paylaştı. Buna göre Türkiye'de son 24 saatte 228.192 koronavirüs testi yapıldı. 13.029 kişinin testi pozitif çıktı, 232 kişi yaşamını yitirdi. Hasta sayısı ise 1.496 kişi oldu. 35.167 kişinin COVID-19 tedavisinin sona ermesiyle iyileşen sayısı 4.801.291'e yükseldi. Toplam test sayısı 50.058.648'e ulaştı. Vaka sayısı 5.072.462, vefat sayısı 43.821, ağır hasta sayısı ise 2.827 oldu. Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşı programında yeni bir kademeye geçiyoruz. 13 Mayıs'tan itibaren sağlık çalışanlarımızın eşlerini aşılamaya başlıyoruz dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bayramı herkesin çekirdek ailesiyle geçirmesi çağrısında bulundu. Soylu, 17 Mayıs'tan sonra ne olacak sorusuna da cevap verdi. Bayramlaşmalarda mümkün olduğunca teknolojik imkanlar çerçevesinde yapalım. Çekirdek ailelerimizle bayramlaşalım. Bayram için bu talepte bulundu. Tam kapanma sonrası normalleşme nasıl olacak sorusunu da cevapladı. 17 Mayıs 05'e kadar bu tedbirlerimiz geçerli. Merak etmeyin,
17 Mayıs 05'ten sonra, yani tabii hem bilim kurulu var, Sağlık Bakanlığımız var, ardından kabinemiz var. Kabinemizde verilecek karara kadar da o, yani 17 Mayıs günü ne olacağı hususunu vatandaşımızla paylaşırız. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ramazan Bayramı tedbirlerini açıkladı. Tam kapanma sayesinde vaka sayılarındaki ciddi düşüşe dikkat çekti. Ortalama aktif vaka sayısı 570 bin, 575 binlerden yine 200 bin seviyelerine düştü ki bu da 1/3'lük bir düşüş demektir. Yani 1/3'üne düşüş demektir. Bakan Soylu tam kapanma sürecinde yaklaşık 10,5 milyon kişiye çalışma belgesi, 2 milyon kişiye seyahat belgesi verildiğini söyledi. Bayramla birlikte denetimlerin daha da sıkılaşacağını belirtti. 174 bin 178 personel şehirler arası yollardaki denetimlerde, şehir içi denetimlerde, şehir içi yaya ve motorize denetimlerde bir fiil görev alacaklar. 1167 kontrol noktası şehirler arasında. 16.669 kolluk personeli görev yapacak. Ve yine şehir içi kontrol noktalarında 6.084 şehir içi kontrol noktası, 79.279 personelimiz burada görev yapacak. Cumartesi gecesi Süper Lig'de şampiyon belli olacak. Bakan Soylu kutlamalar konusunda bir çağrıda bulundu. Bu kutlamaların tam kapanma döneminden sonra yapılması hususunda biz diplomatik müzakere yöntemi hem size hem de valimize düşüyor. O açıdan buna ait de bir tedbir almak lazım geldiğini düşünüyorum çünkü. Sinovac firmasının ürettiği koronavak aşısının yeni partisi Türkiye'ye ulaştı. Aşılar kontrollerin ardından hastane ve aile sağlığı merkezlerine sevk edilerek kullanıma sunulacak. Öte yandan şirket Türkiye dahil 5 ülkeye aşı üretme lisansı verdi. Koronavak aşısının yeni partisi Türkiye'ye ulaştı. Ayrıca Sinovac, Türkiye dahil 5 ülkeye aşı üretim lisansı verdi. Çinli Sinovac firmasının ürettiği koronavak aşısının yeni partisini taşıyan uçak, sabah saatlerinde Esenboğa Havalimanı'na iniş yaptı. Birkaç hafta aradan sonra koronavak teslimatları yeniden başlamış oldu. Çin'den gelen aşılar havalimanında gümrük işlemlerinin tamamlanmasının ardından Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü aşı ve ilaç deposuna nakledildi. Aşılar gerekli kontrollerin ardından Türkiye genelindeki hastanelere ve aile sağlığı merkezlerine sevk edilerek kullanıma sunulacak. Dünya genelinde koronavirüsle mücadele kapsamında birçok ülke devam eden aşı kampanyalarına hız kazandırmaya çalışıyor. Bu nedenle Sinovac, Türkiye, Endonezya, Brezilya, Malezya ve Mısır'a üretim lisansı verdi. Üretilecek aşılar aynı zamanda başka ülkelere de ihraç edilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya lideri Putin'le telefonda görüştü. Gündemde Sputnik V aşısı sevkiyatı vardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Sputnik V aşı sevkiyatı konuşuldu. Ayrıca İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırısı da konuşuldu. Erdoğan Putin'e olaylar daha da büyümeden Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin meseleye müdahil olması gerektiğini vurguladı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesi sınır birliklerinde incelemelerde bulundu. Sınırda ve sınır ötesinde görevli birliklerin komutanlarıyla toplantı yaptı. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarıyla ilgili olarak Bakan Akar, "Bu saldırılar insanlık suçudur, bunlar huzuru, barışı tahrip etmektir, etmek demektir," dedi. "İnsanlık için tarihin yazacağı bir ayıptır," dedi. Bugüne kadar Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yaptığı bütün faydaları üzerine aldığımızda gerçekten Cumhuriyet tarihimizde önemli bir yeri olan bir yolun içinden geçiyoruz. Yani hepinizin gördüğü, bildiği bir tarafta Libya, bir tarafta Doğu Akdeniz, bir tarafta Kıbrıs, Ege, Suriye'nin kuzeyi, içinde bulunduğumuz coğrafya, Irak'ın kuzeyi, Azerbaycan ve diğer coğrafyalarda, Afganistan'da, Somali'de gerçekten orada silahlı kuvvetlerimizin personeli
karada, denizde, havada kendisine verilen görevleri Kosova'da, Bosna'da büyük bir özveriyle, büyük bir kahramanlıkla yerine getirdiler, getirmeye devam ediyor arkadaşlar. Bu masum sivillere karşı, dini yapılara, Mescid-i Aksa'ya karşı, Kudüs'e karşı yapılan uygulamaları kabul etmek mümkün değil. Bu saldırılar gerçekten arkadaşlarım insanlık suçudur. Bunlar gerçekten huzuru, barışı tahrip etmek demektir. İnsanlık için bir ayıptır. Tarihin yazacağı bir ayıptır. İsrail yöneticileri bundan zorlukla vazgeçmesi lazım. Burada Filistinli kardeşlerimizden şehitler var, yaralılar var. Bu vesileyle ben o şehitlere de Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılar var, ona da acil şifalar diliyorum. İsrail'in saldırılarına cevap olarak Hamas 130 roketle saldırı başlatmıştı. O roketlerden bazıları binalara isabet etti. Saldırıda 7 İsrailli yaralandı. Hamas'ın fırlattığı füzeler demir kubbeyi deldi. Saldırılarda biri ağır, 7 İsrailli yaralandı. İsrail'in saldırıları Hamas tarafından cevaplandırılıyor. Misilleme olarak 130 roket İsrail sınırlarına ateşlendi. Filistinlileri bombardımana tutan İsrail yerleşim yerlerini korumakta zorlanıyor. Misilleme roketlerinden bazıları binalara isabet etti. Roketin isabet ettiği bir dairede yangın çıktı. Bazıları ise caddelerdeki araçların üzerine düştü. Şu ana kadar bölgede 8 İsrailli hayatını kaybetti. Yaralananların ve hayatını kaybedenlerin sayısı ise her geçen saat artıyor. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Irak'ın kuzeyindeki Gara'da düzenlediği operasyonda eylem hazırlığındaki PKK-KCK mensubu iki terörist etkisiz hale getirildi. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre MİT örgütün Pençe Şimşek operasyonuna katılan güvenlik güçlerine yönelik saldırı hazırlığında olduğu istihbaratını aldı. Sahadaki ajanlardan alınan bilgilerle Metina'ya geçmek için plan yapan iki teröristin yeri tespit edildi. Teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için hemen harekete geçildi. SİHA'lar yerleri işaretlenen teröristleri akıllı mühimmatla vurdu. İki terörist hain planlarını gerçekleştiremeden yok edildi. Roket sanlı makine ve kimya endüstrisi kurumu tarafından geliştirilen 107 mm çok namlulu roket atar sistemi Türk Silahlı Kuvvetleri için hazır hale getirildi. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir Twitter'dan yaptığı paylaşımda Türk savunma sanayisinin kabiliyetlerini birleştirerek Mehmetçiğe sahada hızlı çözümler sunduğunu bildirdi. Demir, BMC üretimi vuran aracına entegre edilen 107 mm çok namlulu roket atarın test atışında hedefi başarıyla vurduğunu kaydetti. Görüntüleri de paylaşan Demir, tek sette 12 roket ateşleyen Çınarlı vuran TSK'nın emrinde ifadelerini kullandı. Koronavirüs döneminde şehir hayatından bunalanlar sakin kırsal bölgelere göç etmeye başladı. Arsa satışları bu nedenle son dönemde oldukça yüksek. Konut satışlarında ise yüksek faizler nedeniyle durgunluk yaşanıyor. Pandemi süreci içerisinde piyasalarda gerçekten bir düşüş olmuştur. Kredi faizleri yükseldi, konut satışlarındaki hareket azaldı. Arsa satışlarındaki hareketlilik ise hız kesmiyor. Salgın döneminde konut faizleri oldukça yükseldi. 0.64, 0.72 faizler inmişken o zaman bir hareketlenme var idi. Tabii şu anda kademe kademe faizler yükselince piyasalarda düşüşler yaşandığını görüyoruz. Yani harekete geçilmesi için faizlerin tekrar düşmesini ben arzuluyorum. Konutta durum böyle ancak arsada durum farklı.
Pandemi döneminde şehir hayatından sıkılanlar daha sakin yerlere göç etmeye başladı. Bu da arsa satışlarında artışa neden oldu. Adam diyor ki ben artık gerekirse diyor köye kaçacağım diyor. Çevre köylere kaçmaya çalışıyor. Alıcılar doğayla iç içe kırsal mahallelerde ev ve arsa satın almayı tercih ediyor. Evet, gün ışığına gazete manşetleriyle devam edelim değerli izleyenler. 13 Mayıs gazete manşetlerinde neler var, bunlara bakalım. Bir Yeni Şafak gazetesi ana manşetine bakıyoruz ilk olarak. Bu gençler İsrail'i yakacak ana manşet başlığı altında detaylarına bakalım. Mescid-i Aksa'yı 30 bin kişiyle basmak isteyen İsrail'i hiç beklemediği bir isyanla karşılaştı. İlk kez işgal sınırları içerisinde bulunan 20'den fazla şehirde gençler sokaktaydı. Lod şehrinde kontrol kaybedilince OHAL ve sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Aşkelon'da Filistinliler, İsrail polisi ve Yahudi yerleşimcilerle çatıştı. Şehrin dört bir yanından siren sesleri yükseldi. Akka karışınca İsrail Başbakanı Netanyahu şehri ziyaret etti. İsraillilerin Filistinli bir gencin cenazesinde saldırdığı Lod kenti ise savaş alanına döndü. Bazı karakollar basıldı. Lod Belediye Başkanı Revivo, tüm İsrailliler bilmeli, kontrol kaybedildi dedi. Evet, Gazze'de çocuklara bomba. Aksa baskını başarısız olan İsrail hıncını Gazze'den çıkarıyor. İsrail ordusu hava, kara ve denizden pazartesi gününden itibaren çoğu sivil olmak üzere 50'den fazla noktayı vurdu. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı 16'sı çocuk 65 Filistinlinin şehit olduğunu açıkladı. Yaralı sayısı da 365'e çıktı. Tek yapmaları gereken bavulu toplayıp gitmek. Amerikalı ünlü Yahudi profesör Norman Finkelstein, İsrail'in hem savaş hem insanlık suçu işlediğine dikkat çekti. İsraillilerin Doğu Kudüs'te hiçbir hakkı yok, Gazze'de hiçbir hakkı yok. Sadece bir tek hakları var, bavullarını toplayıp Filistin'den ayrılma hakları diye konuştu. ABD'nin katile sarsılmaz desteği var. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, İsrail'in mevkidaşı Şabat'la görüşerek ABD'nin İsrail'e sarsılmaz desteğini iletti. Yine bir diğer başlıkta Erdoğan'dan Putin'e teklif var. Asker gönderelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in saldırılarını görüştüğü Rusya Devlet Başkanı Putin'e önemli bir teklif sundu. BM Güvenlik Konseyi'nin meseleye müdahil olmasını ve İsrail'e saldırıları durdurması için net mesajlar verilmesini isteyen Erdoğan, Filistinli sivillerin korunması için bölgeye uluslararası koruma gücü gönderilmesi fikri üzerinde çalışılması gerekir dedi. Erdoğan Ramazan Bayramı mesajında İslam aleminin ve Türk milletinin Ramazan Bayramı'nı da tebrik ederken inşallah salgını kontrol altına almış olarak bayram sonrasında kontrollü bir şekilde normalleşme adımlarını atıyoruz ifadelerini kullandı. Ve İslam düşmanlığı koronavirüs kadar tehlikeli dedi. İsrail'de artık o eski İsrail değil, İsrail'de artık bitmek bilmeyen hesaplaşmalar ve istikrarsızlıklar hüküm sürüyor. Yalnızlaşan İsrail yola gelecek yahut iş başa düştü, kabilinden çıkarak saldırganlaşacak. 380 FETÖ'cü 6031 FETÖ'cünün ismini verdi. Bu da FETÖ operasyonlarına yönelik bir haberdi. Evet. Yeni Şafak gazetesi ana manşeti bu şekildeydi. Yeni Şafak gazetesinin bugünkü ana manşetinde hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları yer alıyordu hem de yine ana başlıklarda ne yazık ki İsrail'in Filistin zulmü yer alıyordu. Buna ilişkin haberleri verdik. Şimdi Türkiye gazetesi ana manşetine bakalım. O iki madde tartışılır başlığı altında. Kapılarını gazetemize açan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'la siyaseti ve eski bayramları konuştuk diyor Türkiye gazetesi. İsrail'in bir terör devleti haline geldiğini ifade eden Oktay, bu zulme sebep olanlar kadar sessiz kalanlar da suça ortaktır dedi. Tam kapanmayı uzatmanın gündemlerinde olmadığını ifade etti. MHP'nin hazırladığı anayasa metninin önemli ve faydalı olduğunu söyledi. AYM'nin yapısı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısının seçimi maddelerinin tartışılacağını kaydetti. Özel hayatıyla ilgili de açıklamada bulunan Oktay şöyle dedi. İşten kafamızı kaldırdığımızda fark ediyoruz ki gece yarısı olmuş. Aile, yemek ve uyku. Bu üçüne maalesef zaman ayırabiliyorum, diyemiyorum. Çalışırken saate bakmam, işim bitinceye kadar çalışırım. Bunu en güzel oğlumun şu cümlesiyle ifade edebilirim herhalde. Biz babamı her zaman yarın görüyoruz, diyor.
Bayramların hepsi özelmiş. Eski bayramları özlemle anan Fuat Oktay, eski bayramlar özlenmez mi? Salgın döneminde gördük ki birlikte yaşadığımız tüm bayramlar özel ve güzelmiş dedi. Bir diğer başlığa bakalım. Sinovac'ın lisansını aldık. Sinovac Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 5 ülkeye lisans verdi. Çin aşısı Türkiye'de üretilecek. Bu arada Çin'den yeni parti aşı da geldi. Bayram sonrası normalleşebiliriz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram mesajında her ne kadar salgının yol açtığı sıkıntılar sebebiyle buruk bir bayram geçiriyor olsak da inşallah güzel günler bizi bekliyor. İnşallah salgını kontrol altına almış olarak bayram sonrasında kontrollü bir şekilde normalleşme adımlarını atıyoruz dedi. Siyasi partilere fincan ayarı, siyasi partiler yasasına göre 100 liranın üzerinde alınan her türlü eşya taşınır mal olarak kaydediliyor. Çay kahve fincan takımları bile Anayasa Mahkemesi'nin mali denetimine tabi tutuluyordu. Partiler uzlaştı, limit 1500 liraya çıkıyor. Yine ana manşette bir başlıkta savaş değil insanlık suçu. Yahudi profesörden İsrail'e öfke. İsrail Gazze'de dairelerin ve ofislerin bulunduğu 14 katlı Eşşuruk adlı binaya hava saldırısıyla yerle bir etti. Ne bayramı ne Ramazan dinleyen Siyonist İsrail'in katliamları sürüyor. Gece gündüz Gazze'ye bomba yağdıran İsrail, sivillerin kaldığı binaları yine vurdu. Şehit sayısı 65'i buldu. İsrail Başbakanı Netanyahu saldırıları artıracağız diye açıklama yaptı. ABD'de yaşayan ünlü Yahudi profesör Finkelstein ise İsrail'in yaptığının savaş değil, insanlık suçu olduğunu söyledi. Evet, gazete manşetleri bu şekildeydi. Şimdi sırada hava durumu var. Bugün de ve bayramda nasıl bir hava hakim olacak izleyelim. Ardından, aranın ardından gelişmelerle yeniden görüşelim. Aranın ardından gün ışığında gelişmelerle yeniden karşınızdayız değerli izleyenler. Milli Savunma Bakanı Akar 23 Nisan'da başlatılan Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım operasyonlarında bugüne kadar 105 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK Komuta Kademesi gece boyunca Şırnak'taki harekat merkezinden Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım operasyonlarını sevk ve idare etti. Bakan Akar, 23 Nisan'da başlatılan Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım operasyonlarında bugüne kadar 105 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Terörle mücadelemiz büyük başarıyla devam ediyor dedi. Mehmetçiğin operasyonlarıyla 1 Ocak'tan bugüne kadar 1056 terörist etkisiz hale getirildiğini söyledi. Teröristlerden bahsediyoruz. Bu teröristlere karşı bizim yapmakta olduğumuz operasyonlar en son terörist etkisiz hale getirilene kadar devam edecek. Ve bu bittikten sonra bizim işimiz bitecek. Buna çalışıyoruz. Bunun dışında bizim başka bir amacımız yok. 87 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya'yı Kebir Camii Şerifi'nde Ramazan Bayramı namazı koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına da uyularak vatandaşların katılımıyla kılındı. Namazı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı. Bayram namazının ardından Erbaş hutbe okudu. 87 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya'yı Kebir Camii Şerifi'nde Ramazan Bayramı namazı kılındı. Bayram namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı. Bayram namazının ardından Diyanet İşleri Başkanı Erbaş hutbe okudu. Bayram hutbesinde Erbaş, "Bayramlar bizi biz yapan, yüreklerimizi bütünleştiren, kardeşliğimizi pekiştiren müstesna zamanlardır. Rabbimizin müminler ancak kardeştir ilahi fermanıyla bildirdiği İslam kardeşliğinin yeryüzünün her yerinde derinden hissedildiği muazzam bir vahdet sahnesidir" ifadelerini kullandı. İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da bir araya gelen Müslümanlar Ramazan Bayramı namazını kıldı. İsrail güçlerinin müdahalelerine rağmen Filistinli Müslümanlar Mescid-i Aksa'ya akın etti. Mescid-i Aksa'da tekbir sesleri yükseldi.
Ramazan bayramı namazını İstanbul Ayasofya Camii'nde kılan TBMM Meclis Başkanı Mustafa Şentop namaz çıkışında açıklamalarda bulundu. İsrail'in Gazze saldırılarına tepki gösterdi. Bu bütün İslam dünyasını 2 milyarı aşkın dünyadaki Müslümanları rencide eden, üzen, bayramını zehir eden bir tablodur dedi. Ramazan bayramı namazı. Meclis Başkanı Şentop bayram namazı sonrası açıklama yaptı. İsrail'in saldırıları hakkında konuşan Şentop, bu bütün İslam dünyasını 2 milyarı aşkın dünyadaki Müslümanları rencide eden, üzen, bayramını zehir eden bir tablodur. Tepkimiz Musevilere, Yahudilere karşı değil, Siyonist bir amaçla ideolojik olarak hareket eden ve bölgeyi bir kan gölüne, bir zulüm mekanına çeviren Siyonist İsrail zihniyetine karşıdır. Başta İslam ülkeleri olmak üzere dünyanın uluslararası hukuka aykırı bir tutum, işgal ve zulüm politikalarına karşı ortak tavır alması lazım. Kudüs ve Mescid-i Aksa'da barış, huzur sağlanmadığı sürece başta Orta Doğu olmak üzere bütün dünyada barışın tesis edilebilmesi mümkün değildir ifadelerini kullandı. Bir salgın riski, tehdidi dünyayı kasıp kavuruyor. Bu sebeple Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Millet Camisi'ndeki bayram namazı çıkışı konuştu. İsrail'in günlerdir devam eden zulmüne tepkisini dile getiren Oktay, İsrail devleti tamamen bir terör devletine dönmüş durumda. İnşallah bu zulüm son bulacak. Ne yaparlarsa yapsınlar, Mescid-i Aksa Filistinlilerindir dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Millet Camii'nde bayram namazının ardından açıklamalarda bulundu. İsrail'in 1947'den beri zulmeden bir terör devleti olduğunu söyleyen Oktay, Kudüs Filistinlilerindir ve Filistin bağımsız bir devlet olarak inşallah gelecekte haklı yerini alacaktır dedi. Günlerdir İsrail'in saldırıları karşısında dünyanın sessiz kaldığına işaret eden Oktay, Kudüs'ün zorla İsrail'in başkenti olduğunu kabul ettirmeye çalışan ülkeler bu zulme ortaktır açıklamasını yaptı. Mescid-i Aksa'da Filistinlilere düzenlenen saldırılara tepki gösteren Oktay sözlerine şöyle devam etti. Buruk giriyoruz bayrama. İsrail'in pervasızca saldırıları altında şehit olan kardeşlerimiz var. Evlerini işgal ediyorlar. Kutsal olan bir bölgeye bombalar yağdırıyorlar. 1947'den beri devam eden bir zulümden bahsediyoruz. İsrail devleti tamamen bir terör devletine dönmüş durumda. İnşallah bu zulüm son bulacak. Ne yaparlarsa yapsınlar, Mescid-i Aksa Müslümanlarındır, Filistinlilerindir, Kudüs Filistinlilerindir. İnşallah Filistin bağımsız bir devlet olarak gelecekte haklı yerini alacaktır. Buna bütün dünya saygı duymalı ve gereğini yapmalıdır. Net bir duruş sergilenmiyor, kınamaların yeterli olmadığını görüyoruz. Kudüs, Filistin'in başkentidir ve böyle kalacaktır. Harekete geçirilmeye çalışılıyor. Arzu ettiğimiz olay da fiili tedbirlerin alınmasıdır. Yani sadece kınamaların. İsrail'in Gazze'deki terörü devam ediyor. Önceki günden bu yana Gazze'deki saldırılarda şehit sayısı 69'a yükseldi. Yaralı sayısı ise 400'ü geçti. Gazze, İsrail'in yoğun bombardımanı altında. Bölgede 150'den fazla noktaya hava saldırısı düzenlendi. 3 gündür süren saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 17'si çocuk, 7'si kadın, 1'i yaşlı olmak üzere 69'a yükselirken yaralı sayısı 400'ü aştı. İsrail savaş uçakları dün gece Gazze'de 13 katlı bir binayı hedef aldı. Bina saldırı sonrası tamamen çöktü. Saldırının ardından Hamas misilleme olarak Tel Aviv'e 130'dan fazla roket fırlattı. Kendi saldırılarını görmezden gelip pişkin açıklamalar yapan Başbakan Netanyahu, Filistin'e ağır bedeller ödeteceklerini iddia etti. Evet, gazete manşetleriyle devam edelim şimdi gün ışığına. Milliyet gazetesi ana manşetine bakalım. Ana manşette pandeminin ardından başlığı altında uzmanlar salgından sonra alışveriş çılgınlığı yaşanacağı öngörüsünde bulunuyor. Restoranlar, kafeler dolup taşacak, partiler coşacak diyor. Pandemiyle birlikte nerede o eski bayramlar diyenlerin yerini nerede o eski günler diyenler aldı. 21. yüzyılın 1 Ocak 2000'de değil, pandemiyle başladığını söyleyen Profesör Doktor Acar Baltaş, salgından sonra iş hayatının tamamen değişeceğini, imkanı olanların hibrit çalışacağını, %25'inin hiç ofise gitmeyeceğini söyledi.
Albert Camus'un Veba romanında insanların salgın bittikten sonra tekrar eski hayatlarına döndüğünü hatırlatan Baltar, bu salgından sonra da aynısının yaşanacağı görüşünde, tehlikenin geride kaldığına inandığımız zaman emin olabilirsiniz ki, restoranlar, kafeler dolup taşacak, partiler, etkinlikler olacak diyor. Ve Sinovac aşısında yeni sevkiyat, Sinovac'ın ürettiği CoronaVac aşısının yeni parçasını taşıyan uçak dün Türkiye'ye geldi. Gelen aşı miktarının 1 milyonun üzerinde olduğu ifade ediliyor. Sağlık Bakanı Koca bugünden itibaren sağlık çalışanlarının eşlerine aşı yapılacağını açıkladı. Yine bir diğer başlıkta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını görüyoruz. Bayramdan hemen sonra kontrollü normalleşme. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam aleminin ve Türk milletinin Ramazan bayramını tebrik ederek inşallah bayram sonrasında kontrollü bir şekilde normalleşme adımlarını atıyoruz. Gereken her türlü yol ve yöntemi kullanacağız. Bunun zorluğu ama arkası aydınlık bir imtihan olduğunun bilinciyle hareket ediyoruz. Verdiğimiz emeklerin karşılığını alacağız dedi. Ve 945 bin seyahat belgesi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tam kapanmada 2 milyon 33 bin 736 seyahat belgesi başvurusu yapıldığını belirterek bunun 945 bin 834'üne izin verdik dedi. 10,5 milyon kişiye de çalışma izni belgesi verildiğini söyleyen Soylu, bayramı çekirdek ailemizle geçirelim diye konuştu. CHP lideri Kılıçdaroğlu, İstanbul Sözleşmesi'nin imzalanmasının 10. yıl dönümünde kadın kolları il başkanlarıyla yaptığı toplantıda dostlarımızla beraber kurduğumuz CHP iktidarında ilk bir hafta sonu hafta meşhur İstanbul Sözleşmesi'ni tekrar yürürlüğe koyacağız dedi ve kadınlara söz verdi. Yeni ittifaklar olabilir. Gizli ittifak yok. CHP Ankara Milletvekili ve AK Parti ve CHP Parti Meclisi üyesi Tekin Bingöl, HDP ile gizli ittifak söz konusu değil dedi. Üçüncü ittifak tartışmalarına ilişkinde yeni ittifaklar olabilir ifadesini kullandı. Yine bir diğer başlıkta Gazze'ye havadan ölüm yağıyor. İsrail ile Hamas arasındaki hava saldırıları 2014'teki çatışmadan sonra en yüksek seviyeye ulaştı. İsrail Gazze'de 500 hedefe saldırdıklarını açıkladı. Hamas da Tel Aviv ve Berşeba'ya 210 roket attıklarını duyurdu. Hayatını kaybeden Filistinli sayısı 65, İsrailli sayısı da 7'ye yükseldi. Evet, bir diğer detayda da Kudüs'teki yangından bahsediyor. Kudüs'teki yangın çevreyi sardı. Kudüs'teki yangın büyüdü, çevreyi sardı. Orta Doğu tarihinin yeni ekseni olarak tanımlanan sürecin üzerine de alacakaranlık çöktü diyor. Evet, Akşam gazetesinin ana manşetine bakacağız şimdi. Milliyet gazetesi ana manşetinde yine son haberde ne yazık ki Gazze'deki saldırılara ilişkin bir haber verdik. Ve İsrail'in Filistin zulmünün 2014'ten bu yana en şiddetli seviyesine ulaştığından bahsettik. Şimdi Akşam gazetesi ana manşetine bakalım. El öpmesi son bayram olsun başlığı altında. Türkiye Ramazan bayramını tam kapanmayla karşılıyor. Bunca fedakarlığın boşa gitmemesi için vatandaşların yakınlarıyla temas etmeden bayramlaşması öneriliyor. İçişleri Bakanı Soylu, vatandaşların bayramı çekirdek aileyle geçirmelerini istedi. Diyanet İşleri Başkanı Yardımcısı İşleyen de ziyaret yerine dijital iletişim araçlarıyla bayramlaşmayı tavsiye ettiklerini söyledi ve onca fedakarlık boşa gitmesin, tedbirlere uyalım dedi. Yapılan bir araştırmaya göre de görüntülü görüşme vatandaşların bayramlaşma tercihinde ilk sırada yer alıyor. Ankete katılanların %44'ü görüntülü görüşme yaparak, %34'ü de telefonla arayarak yakınlarıyla bayramlaşacağını söylüyor. Bayram sonu kontrollü normalleşme mesajı bir diğer başlıkta yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları yer alıyor. Erdoğan bayram mesajında kontrollü normalleşme başlayacak, tedbirlerden etkilenenlerin sorunlarını da gidereceğiz dedi. Ve Filistin için uluslararası koruma gücü Erdoğan 11 liderle de Filistin için görüşmelerini sürdürüyor. Başkan Erdoğan Rusya lideri Putin'i arayarak Kudüs ve Filistin'e yönelik İsrail saldırılarını görüştü. Erdoğan Putin'e uluslararası camia İsrail'e güçlü ve caydırıcı bir ders vermeli. BMGK da müdahil olmalı. Filistin'e siviller için bölgeye uluslararası koruma gücü gönderilmesi fikri üzerinde çalışılmalı dedi. 11 Eylül terörü gibi bir diğer başlık. İsrail'in bir haftadır süren saldırılarında şehit olan Filistinlilerin sayısı 65'e yükseldi.
16'sı çocuk, 65 sivil şehit oldu. İsrail savaş uçaklarının Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında sivillerin yaşadığı çok sayıda bina yıkıldı. Toplam 365 kişi yaralandı. Lod kentinde bir Filistinlinin cenaze töreni sırasında İsrail bayrakları açılınca gerginlik çıktı. Kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Ve BM Güvenlik Konseyi yine toplanacak. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, ABD'nin engellemesinin ardından Filistin için yeniden bir araya geliyor. Kural tanımaz İsrail'e karşı farklı ülkelerde protestolar düzenlendi. İsrail'in İstanbul ve New York başkonsoloslukları önünde Filistin'e destek gösterileri düzenlendi. Ve Çin aşısı Türkiye'de üretilecek. Sinovac, Türkiye'ye aşı üretim lisansı verdi. Böylece fabrikalarda aşı üretilmesiyle tedarik sorunu bitecek. Sinovac CEO'su Yin, Brezilya, Endonezya ve Türkiye'ye ancak nüfusunun %20'sine yetecek aşı sağladıklarını, Türkiye, Endonezya, Brezilya, Malezya ve Mısır'a lisans verdiklerini açıkladı. Aşıların üretimi için lisans sürecine geçtiklerini ifade eden Yin, şirketin günde 6 milyon dozdan fazla aşı ürettiğini, ancak yurt dışındaki ortak üretimin yetersiz olduğunu söylemişti. Vaka sayısı düşmezse kısıtlar kalır. Profesör Doktor Kemalettin Aydın, vakalarda arzu edilen rakamlar olmazsa belki sadece okullar açılır, sosyal hayat kapalı devam eder dedi. Ve yine pandemi döneminde bir tatil haberi. Ruslar bir yolunu bulup tatile geliyor. Rusya vatandaşlarının tüm yasaklamalara rağmen tatil için Türkiye'ye geldiği ortaya çıktı. Rotayı Rus milletvekili Onishenko anlattı. Ruslar önce Minsk'e uçuyor, otobüste Kiev'e gidiyor, Kiev'den de Türkiye'ye uçuyor ve bu şekilde aradaki seyahat engeli de yine tatil yapmalarına engel olamıyor. Elektriğimizin %52'si temiz enerji, bir diğer başlık. Enerji Bakanı Dönmez, Türkiye'nin kurulu gücünün 100 bin megawatta yaklaştığını söyledi. Dönmez, kurulu gücümüzün %52,3'lük kısmı yenilenebilir enerji kaynaklıdır, dedi. Evet, 13 Mayıs'ın gazete manşetlerine baktık. Şimdi köşe yazılarını aktaracağız. Yeni Şafak gazetesinden Erdal Tanas Karagöl'ün Filistinli amcanın cesur çıkışı başlıklı köşe yazısı. Bir yandan salgının neden olduğu sıkıntılar, diğer yandan İsrail'in Mescid-i Aksa'ya baskını ve Gazze'de Filistinli kardeşlerimize yaşattığı zulme tüm dünyanın sessiz kalması bayramımızın buruk geçmesine neden oluyor. En önemli meselemiz İsrail'in Mescid-i Aksa'ya baskını ve Gazze'de Filistinli kardeşlerimize yaşattığı zulüm olunca bu vesileyle birkaç yıl önceki Kudüs'ü ziyaretimde Mescid-i Aksa'da yaşadığım bir hatırayı sizinle paylaşmak istiyorum. Bir Kudüs hatırası. Yaklaşık 3-4 yıl önce bir toplantı vesilesiyle Kudüs'e gitmiştim. Kudüs demek Mescid-i Aksa demek. Mescid-i Aksa'yı ikinci defa ziyaret edecektim. Gerçekten Mescid-i Aksa'yı ilk ziyaretim ne kadar heyecanlı ve duygu doluysa ikinci ziyaretim de öyle olmuştu. Çünkü Kudüs ve Mescid-i Aksa anlatılmaz yaşanır. Beraberimizdeki arkadaşlarla Mescid-i Aksa'ya yaklaştığımızda girişlerdeki İsrail askerlerinin güvenlik gerekçesiyle pasaport ve anlamsız sorularıyla muhatap olduk. Tabii olarak bizi üzense Mescid-i Aksa'ya girmek için İsrail askerlerinin buna izin vermesi ya da vermemesi konularındaki kabul edilemez uygulamaları ve tavırları oldu. Biz ziyaretçi olmamız dolayısıyla bunu gittiğimizde yaşıyorsak, Filistinli kardeşlerimiz bunu sürekli yaşıyor. Hem Mescid-i Aksa'ya girişte kabul edilemez uygulamalar, hem de İsrail'in Kudüs'te ördüğü utanç duvarları ve dolayısıyla Filistinlilerin yaşadıkları zorluklar nedeniyle de sürekli gerginliğin yaşandığını da söylemek gerekiyor. Biz İsrail askerlerinin anlamsız sorularına muhatap olurken, bu arada Mescid-i Aksa'dan namaz kılıp dönen ve olup biteni gören yaşlı bir Filistinli amcamız, eli silahlı İsrail askerine ani ve cesur çıkışını halen unutamıyorum. O yaşlı Filistinli amcanın bizi tanımadığını düşünerek İsrail askerlerine siz kim oluyorsunuz da buranın sahibi olan Osmanlı torunlarına pasaport soruyorsunuz, ne hakla bunu yapıyorsunuz, siz burada yokken onlar buranın sahibiydi çıkışına şaşırmıştım diyor.
O cesur Filistinli amcamızın İsrail askerlerine çıkışının halen kulağımda çınladığını ve amcadan çok etkilendiğimi belirtmek isterim. Evet, biz o cesur amcamızı tanımamıştık ama o bizi tanımıştı. İşte Filistinli kardeşlerimiz bu kadar cesur oldukları gibi Mescid-i Aksa ve Kudüs meselesinde bizden beklentilerini de göz ardı etmememiz lazım. Evet, Yeni Şafak gazetesinden Erdal Tanas Karagöl'ün Filistin'de başından geçen bir olayı anlattığı köşe yazısına baktık. Şimdi sırada hava durumu var. Hava durumunu izleyelim. Aranın ardından yeniden gelişmelerle görüşelim. Yeniden merhaba değerli izleyenler. Aranın ardından gelişmelerle karşınızdayız. Milli Savunma Bakanı Akar, 23 Nisan'da başlatılan Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım operasyonlarında bugüne kadar 105 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK Komuta Kademesi gece boyunca Şırnak'taki Harekat Merkezi'nden Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım operasyonlarını sevk ve idare etti. Bakan Akar, 23 Nisan'da başlatılan Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım operasyonlarında bugüne kadar 105 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Terörle mücadelemiz büyük başarıyla devam ediyor dedi. Mehmetçiğin operasyonlarıyla 1 Ocak'tan bugüne kadar 1056 terörist etkisiz hale getirildi dedi. Güvenini tehdit eden. 87 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya'yı Kebir Camii Şerifi'nde Ramazan Bayramı namazı koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına da uyularak vatandaşların katılımıyla kılındı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı namazı. Bayram namazının ardından Erbaş hutbe okudu. 87 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya'yı Kebir Camii Şerifi'nde Ramazan Bayram namazı kılındı. Bayram namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı. Bayram namazının ardından Diyanet İşleri Başkanı Erbaş hutbe okudu. Bayram hutbesinde Erbaş, "Bayramlar bizi biz yapan, yüreklerimizi bütünleştiren, kardeşliğimizi pekiştiren müstesna zamanlardır. Rabbimizin müminler ancak kardeştir ilahi fermanıyla bildirdiği İslam kardeşliğinin yeryüzünün her yerinde derinden istedildiği muazzam bir vahdet sahnesidir." dedi. Ramazan Bayramı namazını İstanbul'da Ayasofya Camii'nde kılan Meclis Başkanı Mustafa Şentop namaz çıkışında açıklamalarda bulundu. İsrail'in Gazze saldırılarına tepki gösterdi. Bu bütün İslam dünyasını 2 milyarı aşkın dünyadaki Müslümanları rencide eden, üzen, bayramını zehir eden bir tablodur dedi. Meclis Başkanı Şentop bayram namazı sonrası açıklama yaptı. İsrail'in saldırıları hakkında konuşan Şentop, bu bütün İslam dünyasını 2 milyarı aşkın dünyadaki Müslümanları rencide eden, üzen, bayramını zehir eden bir tablodur. Tepkimiz Musevilere, Yahudilere karşı değil, Siyonist bir amaçla ideolojik olarak hareket eden ve bölgeyi bir kan gölüne, bir zulüm mekanına çeviren Siyonist İsrail zihniyetine karşıdır. Başta İslam ülkeleri olmak üzere dünyanın uluslararası hukuka aykırı bu tutum, işgal ve zulüm politikalarına karşı ortak tavır alması lazım. Kudüs ve Mescid-i Aksa'da barış huzur sağlanamadığı sürece, başta Orta Doğu olmak üzere bütün dünyada barışın tesis edilebilmesi mümkün değil ifadelerini kullandı. Dünyayı aşağı yukarı 1,5 yıldır. İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da bir araya gelen Müslümanlar Ramazan Bayramı namazını kıldı. İsrail güçlerinin müdahalelerine rağmen Filistinli Müslümanlar Mescid-i Aksa'ya akın etti. Mescid-i Aksa'da tekbir sesleri yükseldi. İsrail'in Gazze'deki terörü devam ediyor. Önceki günden bu yana Gazze'de saldırılarda şehit sayısı 69'a yükseldi, yaralı sayısı 400'ü geçti. Gazze, İsrail'in yoğun bombardımanı altında. Bölgede 150'den fazla noktaya hava saldırısı düzenlendi. 3 gündür süren saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 17'si çocuk, 7'si kadın, biri yaşlı olmak üzere 69'a yükselirken yaralı sayısı ise 400'ü aştı.
İsrail savaş uçakları dün gece Gazze'de 13 katlı bir binayı hedef aldı. Bina saldırı sonrası tamamen çöktü. Saldırının ardından Hamas misilleme olarak Tel Aviv'e 130'dan fazla roket fırlattı. Kendi saldırılarını görmezden gelip pişkin açıklamalar yapan Başbakan Netanyahu, Filistin'e ağır bedeller ödeteceklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Millet Camisi'ndeki bayram namazı çıkışı konuştu. İsrail'in günlerdir devam eden zulmüne tepkisini dile getiren Oktay, İsrail devleti tamamen bir terör devletine dönmüş durumda. İnşallah bu zulüm son bulacak. Ne yaparlarsa yapsınlar, Mescid-i Aksa Filistinlilerindir dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Millet Camii'nde bayram namazının ardından açıklamalarda bulundu. İsrail'in 1947'den beri zulmeden bir terör devleti olduğunu söyleyen Oktay, Kudüs Filistinlilerindir ve Filistin bağımsız bir devlet olarak inşallah gelecekte haklı yerini alacaktır dedi. Günlerdir İsrail'in saldırıları karşısında dünyanın sessiz kaldığına işaret eden Oktay, Kudüs'ün zorla İsrail'in başkenti olduğunu kabul ettirmeye çalışan ülkeler bu zulme ortaktır açıklamasını yaptı. Mescid-i Aksa'da Filistinlilere düzenlenen saldırılara tepki gösteren Oktay sözlerine şöyle devam etti. Buruk giriyoruz bayrama. İsrail'in pervasızca saldırıları altında şehit olan kardeşlerimiz var. Evlerini işgal ediyorlar. Kutsal olan bir bölgeye bombalar yağdırıyorlar. 1947'den beri devam eden bir zulümden bahsediyoruz. İsrail devleti tamamen bir terör devletine dönmüş durumda. İnşallah bu zulüm son bulacak. Ne yaparlarsa yapsınlar, Mescid-i Aksa Müslümanlarındır, Filistinlilerindir, Kudüs Filistinlilerindir. İnşallah Filistin bağımsız bir devlet olarak gelecekte haklı yerini alacaktır. Buna bütün dünya saygı duymalı ve gereğini yapmalıdır. Net bir duruş sergilenmiyor, kınamaların yeterli olmadığını görüyoruz. Kudüs, Filistin'in başkentidir ve böyle kalacaktır dedi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesi sınır birliklerinde incelemelerde bulundu. Sınırda ve sınır ötesinde görevli birliklerin komutanlarıyla toplantı yaptı. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarıyla ilgili olarak Bakan Akar, "Bu saldırılar insanlık suçudur. Bunlar huzuru, barışı tahrip etmek demektir. İnsanlık için tarihin yazacağı bir ayıptır." sözlerini kullandı. Bugüne kadar Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yaptığı bütün faydaları üzerine aldığımızda gerçekten Cumhuriyet tarihimizde önemli bir yeri olan bir yolun içinden geçiyoruz. Yani hepinizin gördüğü, bildiği bir tarafta Libya, bir tarafta Doğu Akdeniz, bir tarafta Kıbrıs, Ege, Suriye'nin kuzeyi, içinde bulunduğumuz coğrafya, Irak'ın kuzeyi, Azerbaycan ve diğer coğrafyalarda, Afganistan'da, Somali'de gerçekten orada silahlı kuvvetlerimizin personeli, karada, denizde, havada kendisine verilen görevleri, Kosova'da, Bosna'da, büyük bir özveriyle, büyük bir kahramanlıkla yerine getirdiler, getirmeye devam ediyorlar arkadaşlar. Bu masum sivillere karşı, dini yapılara, Mescid-i Aksa'ya karşı, Kudüs'e karşı yapılan uygulamaları kabul etmek mümkün değil. Bu saldırılar gerçekten arkadaşlarım insanlık suçudur. Bunlar gerçekten huzuru, barışı tahrip etmek demektir. İnsanlık için bir ayıptır. Tarihin yazacağı bir ayıptır. İsrail yöneticileri bundan zorlukla vazgeçmesi lazım. Burada Filistinli kardeşlerimizden şehitler var, yaralılar var. Bu vesileyle ben bu şehitlere de Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılar var, ona da acil şifalar diliyorum. Roketsan'la Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu tarafından geliştirilen 107 mm çok namlulu roket atar sistemi Türk Silahlı Kuvvetleri için hazır hale getirildi. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Twitter'dan yaptığı paylaşımda Türk savunma sanayisinin kabiliyetlerini birleştirerek Mehmetçi'ye sahada hızlı çözümler sunduğunu bildirdi. Demir, BMC üretimi Vuran aracına entegre edilen 107 mm çok namlulu roket atarın test atışında hedefi başarıyla vurduğunu kaydetti. Görüntüleri de paylaşan Demir, tek sette 12 roket ateşleyen Çınarlı Vuran TSK'nın emrinde ifadelerini kullandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bayramı herkesin çekirdek ailesiyle geçirmesi çağrısında bulundu. Soylu, 17 Mayıs'tan sonra ne olacak sorusuna da cevap verdi. Bayramlaşmalarda mümkün olduğunca
teknolojik imkanlar çerçevesinde yapalım. Çekirdek ailelerimizle bayramlaşalım. Bayram için bu talepte bulundu. Tam kapanma sonrası normalleşme nasıl olacak sorusunu da cevapladı. 17 Mayıs 05'e kadar bu tedbirlerimiz geçerli. Merak etmeyin, 17 Mayıs 05'ten sonra, yani tabii hem bilim kurulu var, Sağlık Bakanlığımız var, ardından kabinemiz var. Kabinemizde verilecek karara kadar da o, yani 17 Mayıs günü ne olacağı hususunu vatandaşımızla paylaşırız. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ramazan Bayramı tedbirlerini açıkladı. Tam kapanma sayesinde vaka sayılarındaki ciddi düşüşe dikkat çekti. Ortalama aktif vaka sayısı 570 bin, 575 binlerden yine 200 bin seviyelerine düştü ki bu da 1/3'lük bir düşüş demektir. Yani 1/3'üne düşüş demektir. Bakan Soylu tam kapanma sürecinde yaklaşık 10,5 milyon kişiye çalışma belgesi, 2 milyon kişiye seyahat belgesi verildiğini söyledi. Bayramla birlikte denetimlerin daha da sıkılaşacağını belirtti. 174 bin 178 personel şehirler arası yollardaki denetimlerde, şehir içi denetimlerde, şehir içi yaya ve motorize denetimlerde bir fiil görev alacaklar. 1167 kontrol noktası şehirler arasında. 16.669 kolluk personeli görev yapacak. Ve yine şehir içi kontrol noktalarında 6.084 şehir içi kontrol noktası, 79.279 personelimiz burada görev yapacak. Cumartesi gecesi Süper Lig'de şampiyon belli olacak. Bakan Soylu kutlamalar konusunda bir çağrıda bulundu. Bu kutlamaların tam kapanma döneminden sonra yapılması hususunda biz diplomatik müzakere yöntemi hem size hem de valimize düşüyor. O açıdan buna ait bir tedbir almak lazım geldiğini düşünüyorum çünkü. Güncel korona verilerine bakalım şimdi. Son 24 saatte 13.029 yeni vaka tespit edildi. 232 kişi koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti. 35.167 kişi ise virüsü yenerek sağlığına kavuştu. Aşılamada yeni bir kademeye geçiliyor. Bir günde 13.029 yeni vaka tespit edildi, 232 kişi hayatını kaybetti. Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu paylaştı. Buna göre Türkiye'de son 24 saatte 228.192 koronavirüs testi yapıldı. 13.029 kişinin testi pozitif çıktı, 232 kişi yaşamını yitirdi. Hasta sayısı ise 1.496 kişi oldu. 35.167 kişinin COVID-19 tedavisinin sona ermesiyle iyileşen sayısı 4.801.291'e yükseldi. Toplam test sayısı 50.058.648'e ulaştı. Vaka sayısı 5.072.462, vefat sayısı 43.821, ağır hasta sayısı ise 2.827 oldu. Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşı programında yeni bir kademeye geçiyoruz. 13 Mayıs'tan itibaren sağlık çalışanlarımızın eşlerini aşılamaya başlıyoruz dedi. Sinovac firmasının ürettiği CoronaVac aşısının yeni partisi Türkiye'ye ulaştı. Aşılar kontrollerin ardından hastane ve aile sağlığı merkezlerine sevk edilerek kullanıma sunulacak. Öte yandan şirket Türkiye dahil 5 ülkeye aşı üretme lisansı verdi. CoronaVac aşısının yeni partisi Türkiye'ye ulaştı. Ayrıca Sinovac, Türkiye dahil 5 ülkeye aşı üretim lisansı verdi. Çinli Sinovac firmasının ürettiği CoronaVac aşısının yeni partisini taşıyan uçak, sabah saatlerinde Esenboğa Havalimanı'na iniş yaptı. Birkaç hafta aradan sonra CoronaVac teslimatları yeniden başlamış oldu. Çin'den gelen aşılar havalimanında gümrük işlemlerinin tamamlanmasının ardından Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü aşı ve ilaç deposuna nakledildi. Aşılar gerekli kontrollerin ardından Türkiye genelindeki hastanelere ve aile sağlığı merkezlerine sevk edilerek kullanıma sunulacak.
Dünya genelinde koronavirüsle mücadele kapsamında birçok ülke devam eden aşı kampanyalarına hız kazandırmaya çalışıyor. Bu nedenle Sinovac, Türkiye, Endonezya, Brezilya, Malezya ve Mısır'a üretim lisansı verdi. Üretilecek aşılar aynı zamanda başka ülkelere de ihraç edilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam düşmanlığına yönelik açıklamalar yaptı. Hedefinde Fransa vardı. Erdoğan, koronavirüs kadar tehlikeli olan bir diğer virüs de İslam düşmanlığı virüsüdür dedi. Avrupalı siyasetçilere de seslenen Erdoğan, durumu istismar etmenin hesabını güttüklerini belirtti. İslam düşmanlığı, Avrupa'da yaşayan Müslümanlar için ciddi bir güvenlik tehdidine dönüşmüştür dedi. Birleşmiş Milletler kürsüsünden yıllardır dile getirdiğimiz dünya beşten büyüktür çağrımızın haklılığına hep birlikte şahitlik ettik. Batının, başkalarının kanı, emeği, yeraltı ve yerüstü zenginlikleri üzerinde inşa ettiği şatafat düzeni salgınla birlikte bir kez daha ifşa oldu. Hırs ve tahakkümle dünya üzerinde adaletin tesis edilmeyeceğinin altını çizdi. İslam düşmanlığına ise bu sözlerle yanıt verdi. Geldiğimiz noktada durum ürkütücü bir hal almış, Avrupa'da yaşayan Müslümanlar için ciddi bir güvenlik tehdidine dönüşmüştür. Fransa hükümetinin Müslüman toplumun tepkisine rağmen aşırıcılıkla mücadele yasasını geçirme ısrarı endişelerimizi daha da artırmıştır. Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması finalinde konuştu. Müslümanların rızası gözetilmeden ben yaptım oldu inadıyla atılacak adımların faydadan çok zarar getireceğine inanıyoruz. Koronavirüs kadar İslam düşmanlığının da tehlikeli bir virüs olduğunu vurguladı Erdoğan. Hedefinde Fransa vardı. Bu virüs özellikle Avrupa ülkelerinde hızla yayılıyor. 6 milyonu Türk olmak üzere 35 milyon Müslümanın yaşadığı Avrupa bugün kardeşlerimiz için giderek bir açık hava hapishanesine dönüşüyor. Avrupalı siyasetçilerin toplumu saran İslam düşmanlığı virüsüyle mücadele yerine bu durumu istismar etmenin hesabını güttüklerini söyledi. Fransa Devlet Başkanı da haddi aşan bir açıklamasında haşa İslam'ın bir krizde olduğunu iddia ederek yine büyük bir skandala imza atmıştı. Diğer marjinal partilerin doğrudan İslam'ı ve Müslümanları hedef alan eylemlerini burada dillendirme gereği dahi duymuyorum. Erdoğan başörtüsü yasağına ise sert sözlerle yanıt verdi. İnsan hakları ile çelişen bir kararın kanunlaşmasının kabul edilemez olduğunu vurguladı. Müslüman genç kızlara getirilen başörtüsü yasağı ise ayrı bir garabettir. Yasa tasarısıyla gençlerimiz bir dönem ülkemizde olduğu gibi eğitimleriyle itikatları arasında tercih yapmaya zorlanacaklardır. Yine bu yasayla Müslüman toplumun örgütlenme hakkı, eğitim hakkı, ibadetlerini özgürce yerine getirme hakkı gasp edilecektir. Evet, gazete manşetleriyle devam edelim haber gün ışığına. Türk Gün gazetesi ana manşetine bakacağız. Güzel günler bizi bekliyor başlığı altında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın salgın sonrası için verdiği olumlu mesajlar yer alıyor. Detaylarına bakalım. Salgınla mücadelede tam kapanmanın olumlu sonuçları umutları arttırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram sonrası normalleşme adımlarının atılacağını söyledi. Koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan tam kapanmaya bağlı olarak vaka sayılarının hızla düşmesi, yeni normalleşme adımlarının atılmasını gündeme getirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, salgına karşı her türlü yol ve yöntemi kullanacağız. Yaptığımız fedakarlıkların, verdiğimiz emeklerin karşılığını alarak hem salgının üstesinden gelecek hem de ülkemizi hedeflerine ulaştıracağız dedi.
Ramazan bayramı dolayısıyla mesaj yayımlayan Erdoğan, her ne kadar buruk bir bayram geçiriyor olsak da güzel günler bizi bekliyor. Artan vaka, yoğun bakım, vefat sayıları sonrası sorumluluğumuz gereği olarak sınırlamalara gitmek mecburiyetinde kaldık. Salgını kontrol altına almış olarak bayram sonrası normalleşme adımlarını atıyoruz. Mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz diye konuştu. Ve Türkiye'de üretilecek dünya genelinde koronavirüsle mücadele kapsamında birçok ülkede devam eden aşı kampanyalarına hız kazandırmaya çalışıyor. Aşı üreticisi Çinli şirket Sinovac'ın CEO'su Yin, Bloomberg'e yaptığı açıklamada Türkiye ile birlikte Endonezya, Brezilya, Malezya ve Mısır'a yani tam 5 ülkeye CoronaVac adlı koronavirüs aşısını üretme lisansı verdiğini duyurdu. Ve bir diğer taraftan Çin'den yeni aşılar da geldi. Sağlık Bakanlığı Sinovac firmasının ürettiği CoronaVac aşısının yeni partisini taşıyan uçağın dün sabah saatlerinde Esenboğa Havalimanı'na indiğini açıkladı. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada halk sağlığı aşı ve ilaç deposuna nakledilen aşıların kontrollerin ardından hastane ve aile sağlığı merkezine sevk edilerek kullanıma sunulacağını bildirdi. Yine bir diğer tarafta bayramlaşma haberi, bayramlaşma uzaktan olacak başlığıyla siyasi parti heyetleri geleneksel bayram buluşmalarını virüs nedeniyle bu yılda çevrimiçi yapacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan bayramı İstanbul'da geçirecek. Bayramda Ankara'da olacak olan MHP lideri Devlet Bahçeli ilk gün merhum Başbu Alparslan Türkeş'in anıt mezarını ziyaret edecek. Evet, ana manşette yine bir diğer başlık, acımasızca saldırıyor. İsrail, abluk altındaki Gazze şeridini füzeler ve savaş uçaklarıyla vurmayı sürdürdü. 14'ü çocuk, 3'ü kadın, 53 kişi hayatını kaybederken 320 kişi yaralandı. Filistin'e karşı saldırılarını aralıksız sürdüren İsrail, Gazze şeridinde sivil yerleşim alanları, altyapı sistemleri ve emniyet birimlerine ait noktaları vurdu. 12 katlı Hanadi Kulesi ile sivillerin ikamet ettiği daireler ve çeşitli basın kurumlarının ofislerinin bulunduğu Cevher adlı 9 katlı bina savaş uçaklarının bombalarıyla yıkıldı. Başbakan Netanyahu ise saldırının şiddetini artıracaklarını açıkladı. İsrail'in saldırılarına karşı Hamas füzelerle karşılık verdi. Ve Rus lideri Putin'le telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uluslararası camianın İsrail'e güçlü ve caydırıcı bir ders vermesi gerektiğini söyledi. Filistinli sivillerin korunması için bölgeye uluslararası koruma gücü gönderilmesi gerektiğini belirten Erdoğan, bu konuda Rusya'dan destek istedi. Ve Ramazan'da yüzleri güldürdü. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı yani TİKA, Erenler Sofrası programı kapsamında Ramazan boyunca Balkanlardan Orta Asya'ya, Afrika'dan Amerika'ya düzenlenen projelerle 82 ülkede yaklaşık 1 milyon kişiye gıda ve hijyen paketi verdi, sıcak yemek dağıttı. Evet, Türk Gün Gazetesi ana manşeti bu şekildeydi değerli izleyenler. Şimdi Sabah Gazetesi'nin 13 Mayıs başlıklarına bakacağız ana manşetinde. Yine Türk Gün Gazetesi'nde ana manşette İsrail'in Gazze'ye yönelik hain saldırıları yer alıyordu. Şimdi Sabah Gazetesi'ne bakalım. Sabah Gazetesi ana manşetinde siviller için koruma gücü. Dünyanın İsrail zulmüne sessiz kaldığı ortamda devreye giren Başkan Erdoğan, Putin'e Filistin için uluslararası koruma gücü kurulmasını önerdi. İsrail'in Kudüs ve Gazze katliamlarını durdurmak için diplomasi atağı başlatan Başkan Erdoğan, İslam dünyası liderlerinin ardından görüştüğü Rusya lideri Putin'e çarpıcı bir öneride bulundu. Erdoğan Putin'e Filistinlilerin güvenliği için bölgeye uluslararası koruma gücü gönderilmesi fikrini açtı ve bu konu üzerinde çalışılması gerektiğini belirtti. Erdoğan, uluslararası camianın İsrail'e güçlü bir ders vermesini istedi. Ve katliam durmak bilmiyor. İsrail jetleri dün sabahta Gazze'deki sivil yerleşim yerlerini hedef aldı. Hava saldırısında vurulan 13 katlı bir apartman çöktü. Gazze'de 3 günde şehit olanların sayısı 65'e yükseldi. Bunların 16'sı çocuk. Ve bir diğer başlıkta yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın virüs pandemi sonrası için, kısıtlamalar sonrası için
olumlu mesajları yer alıyor. Güzel günler bizi bekliyor başlığı altında. Başkan Erdoğan Ramazan Bayramı mesajında şöyle dedi. Bayram sonrasında kontrollü şekilde normalleşme adımlarını atacağız. Salgında işi bozulan, geliri azalan vatandaşlarımızın sıkıntılarını da kısa sürede gidereceğiz. Güzel günler bizi bekliyor dedi. Yine bir diğer başlık, üniformada hala kokun var. Şehit aileleri bayram için şehitliklere koştu. Şehit Cennet'in annesi üniformasıyla ziyarete gitti. 15 Temmuz şehidi polis Cennet Yiğit'in annesi Huriye Yiğit'in şehitlikteki sözleri herkesi ağlattı. Cennet kokulu kızım, bu senden ayrı 15. bayramım. Bak çok sevdiğin üniformanı da getirdim. Üzerinde hala kokun var. Koklayınca sanki seni içime çekiyorum diyor. Ve ne yazık ki bir annenin acısı yer alıyor bu haberde. Bir diğer başlığa bakalım. Babacan'ın ihaneti siyasi tarihe geçecek diyor Sabah gazetesi bir diğer başlık. 2018'de AK Parti'de milletvekiliyken muhalefetle işbirliği yapan Ali Babacan gibisi görülmedi. Kirli bir geçmişe sahip siyasetçinin topluma güven vermesi mümkün mü? Bu şaibe sadece Babacan'ın partisine yapışıp kalmayacak. Onu bu noktaya sürükleyen Gül dahil, Kılıçdaroğlu ve Karamoğluoğulları da payına düşeni alacak diyor Sabah gazetesinden Mahmut Övür'ün yazısı. Evet, gazete manşetlerini aktardık değerli izleyenler. Şimdi 13 Mayıs'ın köşe yazılarına bakalım. Habertürk gazetesinden Muharrem Sarıkaya'nın Dünya Haziran'da aşı patlaması yaşar başlıklı köşe yazısı. Denilebilir ki şunun şurasında 2 hafta kaldı. Aşı bulunamazken nasıl patlaması yaşanacak? Ben de bunu bana anlatanlara aynı yaklaşımı sergiledim. Benim anlayacağım şekilde tek tek anlattılar. Her ikisi de aşı şirketleriyle temas en iyi isimler olmasına karşın isminin verilmesini istemiyor. Geçmişte birkaç kez konuştuğumda da bana benzer tavır sergilemişlerdi. Şunu hemen belirteyim, Türkiye'nin yaptığı aşı bağlantıları, şirketlerle yapılan görüşmeler ve geleceğe ilişkin verilere sahip isimler. Hatta içlerinden biri son dönem etrafta bir anda pıtrak gibi türeyen, kendi deyimleriyle aşı tilkileri ve kimin kiminle temas halinde olduğu konusunda da ciddi verilere sahipler. Bana da bir kısmını aktarırken şaşkın şekilde dinledim. Bu kişiler farklı aracı firmalarla aşının iyice bollaşmasını beklenen bu yılın 4. çeyreği için bağlantı yapıp Türkiye'ye hemen satabilecek gibi yanaşıyorlarmış. Örneğin bugün aşının bir dozu 12 dolarsa 12 euro fiyatı önerip 100 milyon dozu sanki hemen getirip teslim edecek havası yayıyorlarmış. Etkin ve yetkin kişilerle bir grup temas kurarken aynı gruptan bir diğer ekipte daha alt kadroda bu algının yayılması için ciddi çaba gösteriyormuş. Birkaç kez yetkin ve yetkin isimler de bunların sözüne güvenmiş. Bu kişilerden de alım yapılabilmesinin yolunun açılması için girişimler olmuş. Ancak bu tilkileri tanıyanlar ne yaptıklarını bildikleri için bırakın 100 milyonu hemen getirin parası da peşin 100 bin doz verin hemen almaya hazırız demişler. Parayı bugünden alıp sonbahara getirecek. Tabi hiçbiri de tek doz getirememiş. Amaçları ne diye sordum anlattı. İddia ettiği dozun belirli miktarı için avans istiyor, alıp onu kullanacak. Ama garanti olarak da zamanında getirmediği takdirde tazminatı olmasın istiyor. Yılın 4. çeyreğinde getirmeyi öneriyor. O tarihe kadar dünyada aşı çoğalır, istediği yerden daha ucuza alır, aradaki fark da kendine kalır. Bırakın tilki, şeytanın aklına gelmeyecek işler. Geçen hafta da yazdığım gibi Çin'den bir miktar daha aşı dün geldi. Bunun devamının geleceğini de Çin'in en yetkin isimleri buradan duyurmuştu. Şimdi beklenti 8 bin litre damacana aşının gelmesi ki bu da 16 milyon doza denk geliyor diyor. Habertürk gazetesinden Muharrem Sarıkaya'nın aşı tilkiliğiyle alakalı yazdığı bir köşe yazısını aktardık sizlere. Ve bu şekilde gün ışığının sonuna geldik değerli izleyenler. Yarın tekrar saatleriniz 7'yi gösterdiğinde gün ışığında gelişmelerle görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.